Baba, that was epic. Karlar ülkesi gibi güzel bir dünyaya dönmek ne kadar güzelse, eski tanıdığımız karakterlere yenilerinin eklenmesini görmek de o kadar güzel. Biz de Cinemaximum olarak sizleri gereksiz eski detaylara boğmadan bilgilendirebilmek adına yeni filmle gelen detaylara şöyle bir bakacağız. Ben Murat ve lafı fazla uzatmadan başlıyorum. İlk detay aslında Elsa'nın değişimi olabilir. Önceki filmde Elsa'nın güçlerinin kontrolsüzlüğüne gidilirken burada olay tam tersi olmuş. Artık kontrole sahip, geçmişini öğrenmeye çalışan bir Elsa var elimizde. Ayrıca Troll Kralı'nın dedikleri de gayet ilginç. Önceden Elsa'nın güçlerinin hep bu dünya için fazla olmasından korktuk. Ama şu an sadece yeterli olmasını umabiliriz. Bu söz, bizi bekleyecek şeylerin büyüklüğü ile alakalı bilgi de veriyor aslında. Ayrıca söylenene göre, Elsa'nın karşılaştığı mavi at, Nok adında mistik bir at ve ormanı korumak için suyun gücünü kullanıyor. Zaten filmin temalar arası geçişlerinden farklı elemental güçler de bekleyebiliriz. Fragmanlar biraz daha Elsa ve Anna'nın geçmişine odaklıydı. Ancak zorlu bir görev ve gizemli bir orman dahil olmak üzere ilginç şeyler de mevcut. Ayrıca animasyon yapımcılarının yöneticisi olan Becky Breeze sayesinde filmin ilk Frozen filminden 3 sene sonrasında geçtiğini ve temelinde Elsa'nın neden güçleriyle doğduğu gibi sorulara da cevap arayacağını biliyoruz. Yaptığı açıklama ise Frozen 2 ilk film için bir genişleme ve evrimleşme gibi. İlk filmde ortaya atılan soruların büyük bir bölümü ekibimizin bu filmde çözmesi gereken gizemlere dönüştü şeklindeydi. Yeni gelen oyuncular konusunda ise Rachel Wood basısıyla konuşulmuştu. Başta insanlar onu Elsa'nın muhtemelen ilişkisi olan karakteri seslendireceğini sansa da sonradan Anna ve Elsa'nın annesi Kraliçe Iduna'yı seslendirdiği ortaya çıktı. Karakteri söylentilere göre hem flashbacklerde hem de günümüzde görecekmiş. Ayrıca ünlü oyuncu Sterling K. Brown ise Tamen Matias isimli bir karaktere hayat verecek ama kendisiyle alakalı bir bilgi henüz yok. Karakterinin Kraliçe'nin flashbackleriyle alakalı olup olmadığı ya da günümüzdeki hikayenin en az bir role sahip olacağı tamamen merak konusu. Tabii direkt olarak karakterlerimize maceralarında yardım eden biri de olabilir. Bekleyip göreceğiz. Bunlar dışında tanıyıp sevdiğimiz Olaf, Sven veya Kristoff gibi karakterler zaten duruyorlar. Ama şimdilik bizden bu kadar. Videoları hemen görebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca izlemek isteyenler için Karlar Ülkesi 2 Cinemaximum'da. Sakın kaçırmayın.